Emin Çöleşan, Sözcü Gazetesi. Anayasa çocuk oyuncağı değil. Sevgili okurlarım, bunlar iktidar olalı 20 yılı aşkın bir süre geçti ama halen de ağlaşmayı sürdürüyorlar. Bu anayasayı istemezük, ya neyi istersiniz? Yeni bir anayasa isterik, vesayetçi olmayan özgürlükçü anayasa isterik. Peki kardeşim, siz bu anayasayı defalarca değiştirmediniz mi? Hangi özgürlükten söz ediyorsunuz? Değiştirdik ama yetmedi, dahasını isterik. Daha ne isteyeceksiniz? O halde anlatın da bilelim. Anayasayı defalarca değiştirdiler. Anayasanın 153 maddesini tam 184 kez değiştirdiler ama yine de tatmin olmadılar. Olacak şey değildir. Kendileri değiştiriyor, sonra bu da yetmez, yenisine bakalım deyip bir başka anayasa istiyorlar. Bütün bu değişiklikler MHP'nin desteğiyle gerçekleşti. Şimdi gelişmeler bu kez Devlet Bahçeli'nin DEM'le el sıkışıp şov yapmasına odaklanmış durumda. Akıllarınca DEM'i kafa kola alıp yeni bir tezgah kuracaklar. Kaçın kurası DEM bu oyuna düşer mi? Hiç sanmıyorum. Meclis toplantı salonunda Devlet Bey onların sıralarına şöyle bir uğrayacak, ön sıralarda oturan birkaç milletvekilinin elini sıkacak, sonra gülücükler yağdırıp birkaç güzel söz söyleyecek ve sonrasında anayasa AKP-MHP ortaklığının çıkarları doğrultusunda bir kez daha değiştirilmiş olacak. Var mı böylesi bu devirde? Üç kuruşa beş köfte kaldı mı? Sevgili okurlarım, anayasanın bir kez daha değiştirilmesi işin neresinden bakarsanız bakın mümkün görülmüyor. Her şeyden önce bu iş için gerekli olan milletvekili kelle sayısı mecliste tutmuyor. Şimdi burada kamuoyunun ve medyanın üzerine pek durmadığı önemli bir hususa bakalım. Akla bugünkü iktidar ve medya tarafından üzerinde pek durulmayan bazı sorular geliyor. Bu sorulara AKP ve MHP tarafından kesinlikle yanıt verilmesi zorunludur. 1. Bugüne kadar anayasayı defalarca değiştirirken bazı hususları acaba eksik mi bırakmıştınız? 2. Şimdi anayasanın hangi maddelerini değiştirmek istiyorsunuz? Bu soruyu lütfen açık ve net olarak yanıtlayınız. Aslında bu soruları başta CHP olmak üzere bütün muhalefet partilerinin sorması gerekmiyor mu? Hem de ısrarla, üzerine basa basa. AKP ile MHP bir araya gelsin ve kafalarından geçen önerileri ve ne istediklerini kamuoyuna somut maddeler halinde açıklasın. Şu madde şöyle olmalıdır, bu madde böyle olmalıdır gibisinden. Sen her gün anayasayı değiştirmekten dem vuracaksın ama ne istediğini kimse bilmeyecek. Olamaz. Bu uyanıklığı bu saatten sonra hiç kimse yemez. Başta da söylemiştim. Anayasa çocuk oyuncağı değildir. Yazboz tahtası hiç değildir. Bizim ortaklar şimdiye kadar rüyalarında görseler inanmayacakları maddi ve manevi olanaklara bu anayasa sayesinde eriştiler. Devletin ve milletin bütün gücü yargı dahil onların eline teslim edildi. Ne istedilerse bu güç sayesinde yaptılar. Kendilerinden yana olmayan milyonlarca insanla birlikte kurumların da sesi kısıldı. Daha ne istiyorlar? Az önce söylediklerimi bir kez daha tekrar ediyorum. Bu anayasayı istemezük feryatlarını bir kenara bıraksınlar ve ne istediklerini somut olarak açıklasınlar. Madde madde, gerekçeleriyle birlikte açıklasınlar ki herkes bilsin. Sen bir yanda anayasada değişiklik isteyeceksin, memleketin zamanını bu yolla kullanıp israf edeceksin ama bunların ne olduğunu, hangi maddeleri ve hükümleri kapsadığını hiç kimse bilmeyecek. Yani bir anlamda sihirbazın torbasından tavşan çıkaracaksın. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik, nasıl bir yutturmacadır? İktidar ortaklarını bu konuda baskı altına alıp zorlamak başta CHP olmak üzere öteki muhalefet partilerine düşüyor ama onlar da ses vermiyor ki.